İstanbul TÜYAP Fuarı'nda yayınımız devam ediyor sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi 24. EMİT Fuarı'ndayız. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndayız sayın seyirciler. Antalya standında yayınlarımız devam ediyor ve şimdi de Alanya'dayız. Alanya standındayız. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel konuğumuz. Sayın Başkan nasılsınız efendim? Hoş bulduk öncelikle, evet, sağ olun. Hem biz hoş geldiniz diyelim hem de hoş bulduk diyelim çünkü sizin standındayız. Evet, sizler de hoş geldiniz. Hoş öncelikle bulduk. Biz ekranları başında izleyen tüm izleyicilere, yani dünyanın buluştuğu noktadan, evet, herkese selam ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet efendim, Alanya turizmde çok önemli bir noktada, çok önemli bir destinasyon. Alanya bir marka, ismiyle bir marka. O yüzden siz de o markayı çok iyi yerlerde tutmaya devam ediyorsunuz. Çıtayı hiç indirmeden tanıtımlara, uluslararası anlamda tanıtımlara ve iç pazar anlamında tanıtıma da devam ediyorsunuz. O anlamla biz de şu anda İstanbul'dayız. Alanya'nın hangi çalışmalarını öne çıkarıyorsunuz efendim burada? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Alanya, biz yerel yönetim, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Alanya halkı olarak bir bütünlük halinde siyasilerle birlikte Alanya'nın bir adım öne gidebilmesi için olağanüstü bir çalışmayla, var, evet, gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Alanya hepimizin, Antalya hepimizin, memleket hepimizin, dünya hepimizin, onun için gerek ulusal ve uluslararası arasında tanıtımda ve ulaşılabilirlikte en üst noktalarda olmaya çalışıyoruz. Bugünkü de tabii ki EMİT fuarımızda da Altit ve Altav'la birlikte, yerel yöneticilerimizle birlikte bu fuara katıldık. Biliyorsunuz birçok fuarlara katılıyoruz. Gerek ülkemizde, evet, gerekse uluslararası arasında, ama EMİT'in de özelliği bu sene 24. Yılı olması, ulusalla başlayıp uluslararasına dönen, evet, ve dünyadaki en büyük 5 fuardan birisi olması, evet, hatta 60 bin iştirakçının, katılımcının olduğu bir fuar ne kadar önemli olduğu da ona gösteriyor. En güzel tarafı da bir gerek tur acentelerinden olsun, tur operatörlerinden olsun, turizmcilerden olsun, hatta süreklilikle bu turizmle ilgili tüm verileri toplayan PR'cılar olsun, olağanüstü bir kalabalığın, olağanüstü bir verilerin ve 2020'ye umutla bakılan bir hava var burada. Evet. Biz de ona tanıklık ettik. Çünkü ben de önemli olan fuarların birçoğuna katılıyorum. Çünkü temsilen Alanya'yı temsil etmek zorundayız. Ve turizmcilerimizin ve buradaki bölge halkına, esnafına, herkese destek olabilmek adına bütün zamanlarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü Alanya ekonomisi ne kadar güçlü olursa, eğitiminde, sağlığında, kültürlerinde ve sosyal yaşantısı da o kadar güçlü olacağını inancıyla bizim de değerimiz, bizim de zaten amaçlarımız, hedeflerimiz sosyal, kültürel ve değerleri elde tutabilmek ve onları bir nesil ileri aktarabilmek için mücadele ediyoruz. Bu fuarlar da bizim için çok önemli. Arkamızda o Alanya'nın simgesi Kızıl Kule'yi görüyoruz ve, evet, aynı İstanbul'da bir tarihi yarımada varsa Alanya'nın da çok güzel bir tarihi yarımadası var. Onu çünkü görüyoruz. Gerçekten bir huzur veren evet, görüntüsü var. Alanya'mız biliyorsunuz, anlatmak lazım. Alanya'mız biliyorsunuz Selçuklu'ya başkentlik yapmış, evet, bir, evet, şehir. Osmanlı'ya liman şehri ve Cumhuriyet tarihinde de turizme ilk açılan bir pencere, dünyaya açılan bir penceresi. Onun için de bugünkü geldiği noktada baktığımız zaman ülkemize gelen yabancı turistlerin neredeyse 1/3 biri Antalya, Antalya'ya gelen turistlerin de 1/3 biri de Alanya'ya geliyor. Yani bu sayıdaki hedefimizde 4 milyon yabancı turisti şehrimizde ağırlamak. Alanya'nın en güzel özelliklerinden birisi de her zaman bunu... Azımsanacak bir rakam değil, 4 milyon çok iyi. 4 milyonu hedefliyoruz Allah izin verirse. Hatta şunu da söylüyorum, tur operatörlerimize, tur ajantalarımıza diyorum ki, bu sene 500 bin hedefini yakalayan kimse, bu şehrin altın anahtarını ona hediye edeceğiz, evet, ona uygun göreceğiz diye. Onu da tabii ki diğer kendi siyasi arkadaşlarımızla, meclisimizde, üyelerimizle paylaştıktan sonra da eğer 500 bin hedefini yakalayan ajantalara şehrimizin altın anahtarını bile hediye etmeyi düşünüyoruz. Sizin aile şirketiniz de var, onlar yakalarsa bu rakamı. Turizm olarak zaten anahtar sizde. Evet, anahtar bizde. Allah'a çok şükür. Ve bu vesileyle de tabii ki hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz çok büyük.
Alanya'da da biz ülke olarak da gerçekten turizmi çok iyi yapanlardanız. Her gittiğimiz, her gördüğümüz yerde konuşmaya çıktığım her yerde bağıra bağıra söyleyebiliyorum artık. Ülke olarak en güzel coğrafyanın yaşandığı bir ülkedeyiz. En güzel tesislerin bizde olduğu, en güzel kültürel varlıkların, tarihi eserlerin bizde olduğu ve ucuzluk bakımından da ucuz ve kaliteli hizmetin sunulduğu, hem hizmet sektörünün hem de gastronominin öne çıktığı bir ülkedeyiz. Bizler de zaten Alanya olarak da biliyorsunuz ki Avrupa'daki mutfak mirasına üye olan iki tane şehrimiz var. Birisi Antep, birisi evet. Alanya. Ve gastronomiyi de ne kadar takip ettiğimiz ve gastronomiyle öne bir çıkartmanın da hedeflerini de yakaladık. Allah'a çok şükür ve gidiyoruz. Ve Alanya'nın en güzel özelliğinden birisi de şu anda 99 tane milletten insanın yaşadığı, 31.500 yerleşik yabancının ikametgah aldığı ve bir şehir. Sürekli de 81 vilayetimizden göç alıyor biliyorsunuz. Çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin yaşadığı özgürce bir şehir. Ama huzurlu bir şekilde yaşandığı. En yani. Huzurlu, en mutlu ve en güvenli yaşanan şehirlerden birisi. Ve biz de yerel halk olarak böyle yaşamaktan son derece mutluyuz. Ve bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi ve ata miraslarımıza da sahip çıkarak hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Yüksek tutmaya da devam edeceğiz. Şimdi Alanya'nın farklı bir turizm yapısı var. O da şu. Yani birçok Avrupa şehirlerinde ya da Antalya'nın farklı yerlerinde bir ilçe merkezi vardır, bir şehir merkezi vardır. Sonrasında turizm başlar farklı bölgelerde ama Alanya'da iç içe. İç içedir. İç içe. Evet. Yani turizm o kadar içine benimsemiş ki. Yani belediyeden çıksanız 50 metre sonra bir 5 yıldızlı otele evet. denk geliyorsunuz. Hemen her yerde önünden geçiyorsunuz. Turizmle halk iç içe yaşamış durumda. Bu da büyük bir başarı bir ilçe merkezi Tabii için. Tabii ki. Diğer turizm destinasyonlarına baktığınız zaman Alanya'nın kent turizmiyle bir bütünleştiğini görüyorsunuz. Evet. Ve bu da şehrin sürekli 12 ay canlı kalmasına vesile evet. ediyor. Tabii ki üniversitelerin de şu anda şehrimize çok katkısı var. Bunu da artık... Bu arada iki tane üniversiteye evet, sahipsiniz. Evet, evet. Onu evet. da atlamayalım. Çok şükür, çok şükür. İki tane üniversitemize evet. sahibiz. Eskiden Alanya'mız hep turizmle, tarımıyla... ne bileyim bir nevi de ticaretiyle öne çıkıyordu. Artık bir üniversite şehri de oldu yani şehrimiz. Bununla da gururla söylüyoruz. Biz artık her yönde varız. Bilimde de varız, sporda da varız, eğitimde de varız, sağlıkta da varız, turizmde de varız. Her konuda bir bütün bir şehir. Yani her zaman da söylediğim gibi artık biz o 82 plakayı hak edenlerdeniz. Kesinlikle. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da çok özel katkıları var. Evet. 5 üniversitenin ikisi Alanya'da ve ikisine sahipsiniz. Antalya'nın en büyük ilçesi. Tabii ki Kepez'den Alanya merkezdeki ilçeleri saymasak en büyük ilçesi konumunda Sağ Alanya. Sağ olsun Sayın Bakanımızın kentimize kazandırdığı birçok değerler vardır. Bunlardan birisi de üniversitelerdir. Her zaman için bölgenin ihtiyaçlarını gerek ben ayrı partilerde siyaset yapsak da geçen dönemde desteklerini gördük. Bu dönemde evet, daha fazla evet. da desteklerini de görüyoruz. Hiç ayrım gözetmeden Allah razı olsun devam eder. Her yönüyle. Bu yönde bizim de şehrimiz için hem bir pozitif ayrımcılıktır hem de şehri yani gerekeni fazlasıyla yapıyor. Evet. Ben ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Evet. Şimdi efendim Alanya'nın geneline baktığımız zaman elbette ki yani büyük bir ilçenin sorunları da büyük olacaktır. Siz de o sorunları çözmek için oradasınız. İkinci dönemi yaşıyorsunuz. İlçe belediyesi o anlamında. Yoksa belediye başkanı anlamında tecrübeniz daha fazla. Genç yaşta olmanıza rağmen. Şimdi size de son dönemlerde epey bir muhalefet edilir bir durum var. Sert muhalefet edilir durum var. Aldığınız arabadan sahildeki çalışmalara ona buna. Ne oldu? Yani ne oluyor? Niye böyle bir hareketlilik başladı? Vallahi bunu yani makam arabanız neden sorun oldu? Bunu anlamamak için bir alim olmak gerekmiyor. Bunun zaten bu Alanya'daki ikametgah herkes neyin ne olduğunu biliyor. Biz ne kadar yaptıklarımızla övmek kadar da kendimize de yapılan nüspet eleştirilerden veya menfi eleştirilerden kendimize keyif alan ve daha doğrusu ne kadar eleştirirsek, ne kadar tenkit yersek kendimizi o kadar yenileriz. Ama bunun da karşısında başka bir mücadele varsa da hakkımızı her zaman için savunuruz. Burası hukuk devleti. Her zaman olduğu gibi de biz hukuki her şeyimizi onun karşısında kendimizi koruruz.
Yani çok pahalı bir makam arabası aldı diye eleştirildiniz ama halbuki belediyenin değilmiş. Yani sizin aile şirketiniz almış o arabayı. Sivil plakayla kullanacaksınız değil mi? Zaten önceki makam arabamız da kendimizdi. Evet. Yani benim kullandığım makam arabaları, ben 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Evet. 4 dönemdir hiçbir zaman daha cumartesi, pazar veya resmi bir tatilde makam arabasını kullanmadım. Cumartesi, pazar da dahil bunlara. Hele ilk Kestel döneminde de buradaki da ve diğer kullandığım zamanda da zaten benim kendi şahsi veya kendi ailemizin araçları. Evet. Yani bunlar şahsi araçlarımız. Da bu da normaldir yani, kullanmak kadar da bir hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman içinde beytül malı ve tüy bitmemiş yetimin hakkını hani bugüne kadar savundum ve her zaman içinde savunmaya devam ederim. Ama gönül isterdi ki her şey araştırılsın, sorulsun diye sorulsun isterdik ama maalesef günümüz ortamındaki... Başka bir durum mu var işin içinde? Yok, benim için hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yani soranlar barışık, düşünsün. Barışık bir kimliğiniz var, o açıdan soruyorum. Ben herkesle barışımdır. Herkesle benim diyaloglarımı bilirsiniz. Evet. Onun için ben fazla tasvip etmiyorum da bu şeylere de zaten işime bakıyorum. Çalışmalarıma bakıyorum. Nasıl efendim belediye çalışmalarında şu aşamada ön planda tuttuğunuz neler var? Tabii ki biraz önce dediğim gibi burası bir turizm festivali olduğu zaman bizim de senelik 64-65 tane organizasyonlarımız oluyor. Bunun 13-14 tanesi uluslararası nitelikte. Evet. De biliyorsunuz belki de bölgenin en fazla yükünü alan uluslararası etkinliklerden birisi Alanya. Biz de çünkü sürekli şehri canlı tutmak zorundayız. Evet. Sürekli ekonomiye destek vermek zorundayız. 12 ay yaşayan bir alan. Evet, 12 ay hedefimiz de zaten odur ve bunu da bir nebze olsun tutabiliyoruz. Bunu da en çok sivil kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumlarıyla ve halkımızın da desteğiyle, bu da görülür bir şekilde, bariz bir şekilde de devam ediyor. Ama şehrimizin de gerek kent meydanında, gerekse caddelerinde, gerekse kalemizin, bu gördüğünüz bizim için veli nimet olan, en büyük değerimiz olan Alanya Kalesi'nde UNESCO çalışmalarımız, gözümüz gibi alan başkanlıklar olsun, planlamalar olsun, her şeylerler çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Sağ olsun, burada da Sayın Dışişleri Bakanımız da takipçisi bizimle beraber ve dosyamızı ilk hazırlıklar bittikten sonra da bakanlığımıza teslim edeceğiz UNESCO'ya dahil olabilmek için. Yani bu en güzel etkinliklerden birisi de, yani bizim 14-15 tane etkinliklerimizden birisi mesela uluslararası çocuk festivallerimiz. Evet. Ocean Man açık su yüzmesi, biliyorsun Dünya Kupası'nın burada olması. Evet. Uluslararası turizm ve sanat festivalimiz. Yani bizim 24 tane kardeş şehrimiz var. Dünyanın neredeyse birçok yerlerinden kardeş şehirlerimiz var. Ve neredeyse bunun birçoğu da bu festivallerimize katılıyor zaten. Geleneksel yağlı güreş festivallerimiz var uluslararası nitelikte. Uluslararası caz festivalimiz var. Triatlonun Dünya Kupası, Avrupa Kupası, para triatlonun dünyada 6 noktada yapılıyor. Birisi Alanya. Yani o son derecede. World Winds Cup plaj futbolu. Biliyorsunuz bu sene 40 takım katıldı dünyada. Bu sene hedefimiz 100 takım. İnşallah gelecek sene Eylül'de de onu Ekim'de onu gerçekleştireceğiz tekrar yine. Uluslararası taş heykel sempozyumlarımız var. Bir de Yeni Yıl Pazarımız var. Yeni Yıl Pazarımız da Alanya'da ilk olan birdir. Uluslararasındadır ve son derece katılımlı ve son yerleşik derecede yerleşik yabancıların ve dillerin birleştiği bir yer. Evet. Bazı Kürtlüklerin herkesin var. Bir arada oldu. Ülkemizde çocuk festivalini bir hafta boyunca kutlayan tek belediyeydi de biz uluslararası nitelikte. O yükü kaldırmak zordur ama evet, bir hafta boyunca. Geçen yıl bile 17 tane ülkeden katılımcı oldu. Yani her taraftan 100'er kişi geldiğini düşünseniz bile, çocukların geldiğinizde 50 ile 100 arasındaydı. Evet. Yani şehirdeki canlılığı ve bizim çocuklara verdiğimiz, gelecek nesile verdiğimiz değeri buradan ölçülmesini isterim. Ama Alanya halk olarak da, yerel yönetim olarak da, kamu olarak da Alanya doğru bir çizgide gidiyor. Evet. Sürekli gelişiyor, değişiyor. Vizyonuna ve misyonuna da sürekli ilaveler yapıyor ve vizyonu misyonundan da hiçbir şekilde sapması olmuyor. Bu da son derece bizim için önemli veriler, önemli algılar. Çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.
Daha da ne söyleyeyim ki? Bizim de göz bebeğimiz konumunda Alanya elbette ki. Biz de koruyup kolluyoruz. Siz de zaten başarıyla yönetici olarak Alanya'da o hareketliliği gösteriyorsunuz. Efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür eder. Bu arada muzlarımız tabii evet, Alanya muzlarımız ve nergislerimiz de. Onlara da en sevdiğimiz çiçeklerimiz. Evet, sağ olun. Sizin yaylalarınızda yetişen bir de evet. Sizin yaylada geleneksel güreşiniz var. Evet. Yani o da çok önemli bir turizm, iç turizm anlamında bir hareket. Neredeyse ülkemizdeki ilk 5 güreşlerden evet. Birisi. Evet. Kaltılım olarak, organizasyon olarak, şekillenmesi olarak. Biliyorsunuz bizim şehrimizde, merkezde yaşayan yerli halkımız ya belde ve köylerinde de mutlaka evleri vardır. Bir de evet. Yaylalarımızda vardır. Yayla kültüründen en yoğun, olduğu yer. En yoğun olduğu yerdir. Bazı her zaman söylerim. Merkez ilçelerde hizmet etmek daha kolaydır. Yaylası yoktur, köyü tabii. Yoktur, beldesi yoktur. Dur, herkes bir merkezde. Ama siz yaylaya da hizmet bizim etmek zorundasınız. Aynı kişi vatandaşımız merkezde de hanesi vardır veya ticaretten işi vardır. Belde veya köyünde de vardır. Bir de yaylalarında evet. Vardır. Çünkü yörük yüzyılın yarımız yaylada yaşıyoruz yazın. Evet. Hatta Alanya'ya yerleşen sonra ülkemizin bazı şehirlerinden gelenler artık onlar da o kültüre ortak olmaya başladı. Onlar da artık yaylalara, torosların da ikamet etmeye başladı. Yani bizim halimizin ne kadar zor olduğunu bilesiniz diyor. Yani aynı bir kişiye 3 yerde evet, ayrı bir hizmet evet, yapmak evet, zorundayız. Doğru. Ve yerel sizden 3 yer için hizmet istiyor değil mi? Evet. Bir gün aynı vatandaşımız merkez için isteyebilir, bir gün belde veya köy için isteyebilir, bir gün de yayla için aynı hizmeti evet. İsteyen vatandaşımız sayısı çok. Ama biz artık belediyeciliği iyi bir şekilde yapıyoruz. Çünkü şunu da söylemek isterim. Artık belediyelik ve vatandaşımız, yani vatandaşımızın beklentileri belediyelerden eskisi gibi değil. Daha fazla lüks, daha fazla konfor talebinde. Artık Alanya'nın en ücra köşesindeki bir kişi sadece benim yerime yol gelsin demiyor artık. Benim yolumu açılsın fakat sıcak asfalt olsun diyor. Evet. Benim en yukarıdaki vatandaşım konfor istiyor. Konfor istiyor. Benim en yukarıdaki arkadaşımız, vatandaşımız diyor ki benim evime artık su gelsin. Eskiden sadece su gelsin denirdi. Şimdi artık suyun pH'ına benziyor. Kloruna bakıyor. Artık ben bu suyu rahatlıkla içebilir miyim? Hangi kaynaktan geldi diye araştırıyor. Evet. Yani öyle bir halka, öyle bir bilince sahip vatandaşlarımız, hepsi araştıran, okuyan ve sorgulayan bir toplumumuz var. Onun için biz de bu araştırmalara, sorgulamaya ve okuyan topluma hizmet, layıkıyla hizmet edebilmek için. Çünkü bizim vatandaşımız, Türk milleti her şeyin en iyisini, en kalitesini hak ediyor. Biz de yerel yönetim olarak en iyisini, en konforu bu insanlara yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz de. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Sayın Başkan. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bizi izleyen herkese buradan tekrar selam eder, saygılar sunarım. Sağ olun efendim. Evet sayın seyirciler, Emit'ten canlı yayınımız devam edecek. Bu bölümde konuğumuz bildiğiniz gibi Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'di. Birazdan yeniden farklı bir konukla karşınızda olacağız.